Hazırsanız haftanın 3. gününde finale gidiyoruz. Bakalım Emre Bey bu masadan bu yemeklerde kaç puan olarak kalkacak? Haydi buyurun, finalde görüşmek dileğiyle. Evet, sıra geldi puanlamaya. Bakalım En Hamarat Benim de, pardon, Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim de haftanın 3. günde bakalım Emre toplam kaç puan ulaşacak? Buyurun hanımlar, verin puanlarınızı. En zor an Emre, bakalım kaç puan alacaksın? Benim için en zor an. Ama şunu söylemek istiyorum Kadir. Sushi de çok emek isteyen bir yemek ve aşamalı, püf noktalı bir şey. Makarna da öyle. Bunları göz önünde bulundururlarsa çok mutlu olurum hani. Bakalım, göreceğiz. Evet, herkes puanlarını verdiğine göre Şamil, buyur puanlarını çevir bakalım, kaç puan verdin? Emre'ye puanım 4. 4 puan geldi Şamim'den. Teşekkürler. Rica ederim. Evrim Hanım, buyurun siz çevirin puanınızı. Bakalım Evrim Hanım kaç puan verdi bugünkü hamaratla? Şaşırmadım. Zaten niye şaşırmadın? Ben 1 bekliyordum. 2 geldiyse çok yüksek Kadir. Ben de şaşırmadım. Niye şaşırmadın onu anlamadım. Yani yorumlarından dolayı mı, yoksa Evrim Hanım'ın genel tavrını mı öyle gördün? İlk günden zaten ben Evrim Hanım'a hak ettiği puanı verdiğim için tepki almıştım. Aslında hak ettiği puan oydu. Yani tavrımı göstermiştim ilk günden. Bana kendi günümde bu şekilde davranacağını, hani yaptığım şeyler emekli olsa bile, yetiştirmiş olsam bile düşük puan vereceğini tahmin ediyordum. Ben de her şeyi yetiştirmiştim. Ama lezzetsiz maalesef. Ben de size 2 vermiştim ama işte o da sizin sonra yine emeğiniz olduğu için puanımı değiştirmiştim. Yani siz de o gün Evrim Hanım'a dediniz ki kendi gününüz geçtiği zaman, Emre Bey'in günü geldiği zaman ya da başka bir yarışmacının aynı şekilde davranacak mısınız, davranmalısınız demiştiniz. O zaman evet, ben sizden öyle bir şey beklemiyorum dedim. Ben de aynı şekilde bugün sizin yanınızda sizi savunurken karşıya geçtiğinizde de tekrar bir savunma yapmak zorunda kalmayayım dedim. Yani Kadir uyardı diye aslında ben puanımı yükselttim. Evet Evrim Hanım, ne düşünüyorsunuz? Yok, ben netim bu puan. Dün Songül Hanım'a da 2 verdiniz. İkisi evet. Peki aynı mıydı şu anda sizin gözünüzde, şu anda sofralar aynı mı? Bence aynı. Yani benim söylediğim gibi galiba hafta sonuna kadar Evrim Hanım'la evet, aynı puanla devam edeceğiz. Ama 1 vermediğine ben şu an çok şaşırdım. Biri kullanacak da hangi masaya denk gelirse. Evet, yok, aslında ben de kullanacaktım fakat... Neyi kullanacaktınız? Biri. Evet, işte diyorum ya, kullanacak zaten yani de hangi masaya denk gelirse. Çok pardon, çok pardon. İyi ki biri kullanmamışsınız. Ama elemeyi olduğu için, makarnayı elinde açtığınız için... Sizinki birlikti, ben 2 verdim, 3 verdim, tam anlamıyla servis ettiğiniz için 2 verdim. Peki bu 2'yi neye verdiniz Evrim Hanım? Bu 2'yi sushi'nin tam anlamıyla ortaya çıktı. Hani yemediğim bir, tatmadığım ama bir lezzet. Peki, makarnanın elemeği olduğunu söylediniz az önce. Tamam, onunla birlikte 2. İkisi bir çorba. Çorbayı beğenmedim. Çorba çok katıydı, mama gibiydi. Salata çok salata gibi değildi. Tavuğu beğenmediniz mi? Tavuğu da beğenmedim. Niye beğenmedin? Tavuğun neyi vardı onu anlamadım. Yani onda da eksik malzeme vardı. Kavrulmamıştı, kızarmamıştı, susamı yoktu. Evet, susamı yoktu. Ama lezzetine puan vermediniz. Yok, susam beğendim dediniz. Susam yoktu. Vardı. Ben görmedim. Vardı. Vardı susam, nasıl yoktu? Siz yani eksik malzeme görememişsiniz ki bile. Çok fazla eksik malzeme dediğinizde içinde eksik bir şey olması lazım. Ama biberi, soğanı, tavuğu, tatlı sosu, acı sosu, ayrıyeten susamı da vardı. Yok, ben tatlı sosu falan almadım. Yani tavuk sote gibi. İçindeki tatlı sosu almadınız mı? Hayır. Çok şaşırdım açıkçası. Yani acıyı da almadım, tatlıyı da almadım. Tatlı sote gibi. Ben ikisini dengeli çok hafif buldum. Hani aldım ama çok hafif aldım. Çok az yani. Peki şimdi ana yemeği siz yok saydınız ama direktmen tavuğu sildiniz yani. Ana yemek önünüze çıkmamış mıydı? Lezzetli değil miydi? Yani beğenmedim. Beğenmediğimizi söyledim zaten. Peki şimdi siz 2 gündür hep sorduğumda beğenmedim diyorsunuz. O zaman Emre de sizin gününüzde beğenmedim dedi. Evet, ben kesinlikle. Yani o zaman niye Emre'ye bu kadar itiraz ettiniz? Yani bugün mesela kendi gününüzde Şamil Hanım tabak için yorum yaptı. Ona da yükseldiniz. Dediniz ki hayır. Şimdi size gelince yani bu benim yorumum. Çok pardon. Size gelince şimdi bu benim yorumum. Ben böyle gördüm. Ama size eleştiri yapıldığında karşı tarafa tamamdır siz öyle gördüyseniz bir şey diyemem demediniz. Yani o gün, o zaman niye bu kadar tepki gösterdiniz? Yani şöyle, benim etim pişmişti, pişmemiş dediler. O da onlara göreydi işte. Pişmemiş çok pardon. Şimdi o da onlara göreydi o zaman. Tamam, yani o zaman şimdi... değiştirmeseydi puanını diye. Tamam, o zaman şu saat itibariyle Evrim Hanım'a verdiğiniz 2 3 puanı siliyorum. 2 puan olarak yazıyorum geri yerine. Çok, çünkü çok şu yorumunuzdan sonra ben kalkıp da Emre Bey'e lütfen çok benim adıma 3 verin diyemem. Çok bu benim adaletsizliğim olur. Ben buna karşı gelirim. Çünkü o gün sizin ilk gününüzdü. Heyecanınız vardı ve kimsenin size haksızlık yapmasını istemedim. Ama şimdi bakıyorum ki siz de aynı mantıkta ilerliyorsunuz ve dediniz ki sizin görüşünüz, o zaman o da Emre'nin görüşü, ben saygı duymak zorundayım. Evet. Ben ilk gün adaleti korumak için elimden geleni yaptım. Ama siz devamında Emre Bey'in tavrını siz sürdürdünüz. Saygı ki ben duyuyorum. İlk günde hani uyardım masada. Dedim ki bir daha böyle şeyler yaşanmasın. Aynı bu şekilde devam edelim. Ama maalesef ki olmuyormuş. O yüzden Emre'nin 3'ünü 2 olarak geri değiştiriyorum. Teşekkür Kadir. Peki bu saatten sonra kimsenin yorumuna karışmıyorum. İstediğiniz, yani tabii ki adaletsiz olmayacak derece. Mesela bu masa asla birlik bir masa değildi. Bir verilmezdi bu masaya. Ki makarna açmış elinde. O apayrı bir olay. Kimsenin puanını düzeltmiyorum bu saatten sonra. Karışmıyorum yani. Songül Hanım buyurun siz çevirin puanlarınızı. 3 verdim Emre'ye. 3 puan geldi Songül Hanım'dan. Hayriye Hanım 3 puan geldi. Emre'cim eline koluna sağlık. Elinden geleni yaptın. Yani en azından makarnayı yoğurdun, açtın, kestin. Sushi'yi yaptın ki sushi zor bir şeydir. Onu tutturması falan da önemlidir. Mutfakta çok heyecanım vardı. Evet, olmayan bazı şeyler de vardı. Beğenmediklerim de oldu. Eline koluna sağlık diyorum. Birazdan ben de sana puanımı vereceğim. Toplamda 12 puandasın. Her şey için teşekkürler, misafirperverliğin içinde. Yarın kimin evindeyiz? Ay benim. Yarın Hayriye Hanım'ın evindeyiz. Hayriye Hanım heyecanla bizi bekliyor. Neydi senin lafın? Hoş komik. O ne demekti? Özellikle biri beni yemezse. Hoş komik. Manası ne demekti? Hoş komik mi? Evet. Yediniz beni. Evet, yarın Hayriye Hanım'dayız. Bakalım nasıl yemekler yiyeceğiz. Hayriye Hanım'ın temizliğini biz de merak ediyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdi Emre'ye puan vermek üzere gidiyorum. Ne oldu, bir şey mi diyecektin? Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle. Hoş komik. Komşkomi. Size söylüyorum. Komşkomi yediniz Emre'yi. Peki yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Komşkomi. Komşkomi. Mit mi oluyor? Mit olunca çok oluyor. Yarın bol bol Lazca öğreneceğiz. Yarın herkese ekran başına bekliyoruz. Şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Evet, Emre'nin eline koluna sağlık, elinden geleni yaptı. Genç yaşına rağmen gayet güzel yemekler çıkarttı. Ama maalesef ki makarna soğuk olduğu için hafif biraz sertti. Sosunun biraz daha sulu olmasını bekliyordum. Salatasının sosunu heyecandan biraz erken dökmüştü. Ama çorbasının lezzeti gayet güzeldi. Ayvalı çorba ilk defa içtim, beğendim. Tavuk yemeğinin de sosunu çok güzel buldum. Çorbası da gayet güzel olmuştu. Eline koluna sağlık diyorum. Temizlik konusunda da evi gayet güzeldi. Ellerine kollarına sağlık. Şimdi puanımı veriyorum. Evet, Emre Bey'in eline koluna sağlık. Eğer bugün masada Evrim Hanım verdiği 2'den sonra Emre Bey'in Evrim Hanım'a verdiği puanı geri almasaydım bugün asla yerime yatamazdım. Eminim siz de yatamazdınız. Yarın Hayriye Hanım'ın evindeyiz. Bakalım Rizeli, heyecanlı Hayriye Hanım bugün suşileri nasıl öp öp götürdü. Yarın bize neler yapacak hep birlikte göreceğiz. Yarın aynı saatte FOX ekranları görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.